Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebek yeleklerinizde, battaniyelerinizde ve birçok örgünüzde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. Kullanacağım tığım 3 milimlik 5 numara bir tığ kalınlığı da şöyle bakın. İplerimin üçü de bebe yünü böyle üç renk tercih ettim. Ana renk olarak böyle beyaz kullanacağım. Pembeyi ve maviyi de aralara katıştıracağım. Şimdi hep beraber modelimizin yapımına başlayalım. Modelimi zincir üzerine kuracağım için istediğim kadar zincir çekeceğim. Sizde bebek battaniyesi, bebek yeleği ne örmek istiyorsanız onun boyutunda zinciri çekeceksiniz. Modelimizi zincir üzerine kuracağız. Trabzan üzerine kuracak olsaydık size şu kadar sayıda ve katlarında trabzan olsun diye söylerdim zincir üzerine modelimizi kuracağız. Hemen şöyle ben küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım için az miktarda zincirimi çekiyorum. Evet, bu kadar bana yeterli. Son zincirimden tutuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Tuttuğum yere batıyorum. 2 2 alarak tığımdan çıkardım ikili bir trabzan yaptım. Baştaki zincirle beraber iki tane oldu. Tığıma bir defa dolayıp sıradaki zincire battım. Üçüncü trabzan bir defa doladım. Sıradaki zincire battım. Ve dördüncü trabzan. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapacağız. Hep yan yana üçer tane trabzanlar yapacağız başta ve sonda 4 tane olacak Bunun sebebi de kenar trabzanı olması o bir tane trabzanı kenar trabzanı olarak kullanacağız 3 tane trabzan bir zincir bir defa doladım bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 ve 3 tane, Trabzan. 1 zincir bir defa doladım. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir bir defa doladım. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. ikinci trabzan ve üçüncü trabzan bir zincir bir defa dolayıp alttan bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum bu şekilde altta çektiğiniz zincirin üzerine ilk sıramızı böyle yapıyoruz ben şimdi sıramın sonuna kadar devam edeceğim bir zincir burada sıra sonu geldi artık 4 tane trabzan yapacağım. Başta ve sonda 4'er tane yaptığımızı videonun başında söylemiştim. 3 oldu. Ve 4. Evet bakın böyle oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Alt sıranın aynısını yapıyorum trabzanımın tepesine trabzan yaparak devam ediyorum bakın 2 3 ve 4 bir zincir bir defa doladım 3 tane trabzanımın tepesine 3 tane trabzan yapacağım şimdi 1 2 ve 3 bir zincir bir defa doladım buraya da yine aynı şekilde altı sıranın aynısını yapıyoruz 3 tane trabzan yapıyorum şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda pembe ipimize geçeceğiz Evet bakın sıramı tamamladım. Alt sıranın aynısı olarak ilerledi. Şimdi bir üst sırada pembe ipimi alıyorum şöyle sabitledim bir zincir çektim çeviriyorum hemen ilk trabzanımın içine bir sık iğne ile girişimi yapıyorum Evet şimdi burada 1 2 3 defa tığıma doladım ipimi sonrasında bakın burada iki tane kutucuğumuz var şu aradaki bir zincirlik alandan bakın dolandım İpimi aldım ve 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Sonrasında bakın arkasında trabzanlar var. Şöyle birinciye değil, ikinciye batıyorum. Buraya bir sık iğne. Bir sonraki trabzan tepesine sık iğne. Bir de bu orta kısma bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrardan 1 2 3 defa tığıma doladım. Ve bakın buradaki ara kısımdan tığımı dolandırıyorum. Yine 4 seferde tığımdan çıkarıyorum. 1 2 3 4. Yine bakın arkasındaki trabzanlara sık iğneler yapıyorum. Ortadakine birinci sık iğne, yanındakine ikinci sık iğne ve buradaki boşluğa 3. sık iğneyi yapıyorum. 1, 2, 3 defa tığıma doladım. Bakın buradaki kutucukların arasından giriyorum. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. Yine arkasındaki 3 tane trabzanımın ortasındakine birinci, yanındakine ikinci ve kutucuğa da üçüncü sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 defa doladım bu kısmı yapması çok zevkli yine bakın buradan dolandım 4 seferde tığımdan çıkarıyorum ve yine arkasına sık iğneler yapıyorum 1 2 3 1 2 3 defa doladım Yine aynı şekilde bakın. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Yine 1 2 3 defa doladım. Buradan dolanıyorum. 1 2 3 4 Yine buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrardan tığıma 3 defa doladım. Bakın burada şu son kısımdan da geçiyorum. Bakın. 4'lü bir trabzan yaptım yine ortadakine birinci sık iğne, yanındakine ikinci ve trabzanımıza da üçüncü sık iğneyi yapıyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çektim, çevirdim. Burada bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu sıramızda böyle devam edecek. Böyle devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Şöyle iki tane ilmeğimi tığımda bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. içinden geçirdim ve 1, 2, 3 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Şimdi şu beyaz kısmın aynısını yapacağız. Bir defa doladım. Trabzan yaptım. Bir defa doladım. Sıradaki trabzana trabzan. Bir defa doladım. Trabzan. Başta 4 tane trabzan yapmıştık bir zincir bir defa doladım bir zincir atlayıp diğerine yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz sadece başta ve sonda 4 tane ortalarda 3 tane trabzan yapmıştık bakın 3 bir zincir bir defa doladım bir tane atlayıp ikinciye batıyorum bu şekilde alttaki beyaz sıranın aynısını yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimde bir üst sıraya geçip tekrardan bir sıra daha aynısını yapıyoruz. Böyle devam edelim şimdi. Evet sıramı tamamladım. Şimdi mavi rengime geçişimi yapacağım. Pembe de olduğu gibi aynı şekilde maviye de aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın böyle bir tane zincir çekelim. Çeviriyoruz ve Hemen bir sık iğne ile ilk trabzanımın tepesine girişimi yaptım. 3 defa doluyorum ve bakın buradan dolandırdım tığımı 2 2 şeklinde 4 seferde çıkardım. Arkasından sık iğneler yapmaya başlıyoruz. 1 2 boşluğa da üçüncü. Bir, iki, üç defa doluyoruz. Buradan yine bakın dolanıyorum. Dört seferde tığımdan çıkarıyorum. Yine sık iğneler yapmaya başlıyoruz. Bir, iki, üç. 1 2 3 defa doladım. Yine bakın buradan böyle. 1 2 3 4 arkasından hemen sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 3 defa dolayıp sıradaki boşluğa geçiyoruz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekip çeviriyorum ve yine bakın bütün sık iğnelerimin tepesine sık iğne yapıyorum. Bu sıradan sonra bir üst sıraya geçtiğimizde yine beyaz ipimle devam edeceğim ve yine bu iki sıranın aynısını yapacağız arkadaşlar. Modelimizin anlatımı bu kadardı. Ben şöyle çok az daha devam edip göstermek istiyorum size. Bakın böyleydi. İster bebek yeleklerinde, ister şapka, atkı, e, atkı için biraz delikli bir model. Dilediğiniz bütün örgülerinizde yapabilirsiniz. İster tek renkle çalışın, isterseniz iki ya da üç renkle çalışın. Çok güzel bir model. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Ben çok severek yaptım. Sizlere de. Sizlere de tavsiye ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.